Kuşkusuz bu raporda, diğer raporlarda katılım sürecine dönük tespitlerde bulunduğu için doğası gereği eleştirendir. Biz eleştiriden korkmuyoruz. Hatta eleştiriyi büyük bir fırsat, büyük bir nimet kabul ediyoruz. Çünkü eleştiri demek kendinizi geliştirmek için bir takım fırsatların ortaya koyulması demektir. Hele de birileri oturmuş çalışmışsa, şu 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 eksiklerimiz var, şu konularda yanlışınız var gibisinden hakikaten müspet, beraber çalışmaya odaklı, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa bunu büyük bir fırsat kabul ederiz ve büyük bir coşkuyla karşılarız. Niye? Birileri bizim için çalışmış, birileri bizim için olumlu ajanda oluşturabilecek şekilde belli noktaları tespit etmiş diye düşünürüz. O sebeple demokraside eleştiri hem bir haktır hem büyük bir fırsattır demokratik kültürde. Ama burada biz bir objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren ve gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz. Bunun yerine sadece durum tespiti yapan üye ülkelerin kendi ikili çıkarları çerçevesinde her biri için bir cümle koyulmuş ve bu şekilde şekillendirilmiş bir şey görüyoruz. Zaten bu objektif bir dille yazılmayıp bir belge görüyoruz. Objektif bir dille yazılmayız. Bunun yerine her bir ülkenin perspektifinin pazarlıklarla yerleştirildiği bir rapor haline gelmiş. Dolayısıyla eklektik bir rapor, belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor.